Evet arkadaşlar bugün de sizlere bu videomda bu güzel kıyafetin tarifini pratik bir şekilde vermeye çalışacağım. Benimle bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım kanalımda 300'e aşkın videomla pratik dikiş öğretiyorum. Eğer dikişe yeni başlamışsanız mutlaka ilk videolarımdan başlamanız tercihimdir beni Instagram ve Facebook adreslerinden takip eden güzel takipçilerim göndermiş oldukları modellerin tariflerini minyatür bir şekilde son videolarımda göstermeye devam ediyorum. Evet bugün de aynı şekilde bu videomda da bu kıyafeti küçük bir minyatür şekilde tarif edeceğim. Sizler de aynı tarifimi kendi kıyafetlerinizde uygulayarak yapabilirsiniz. Evet ben şimdi kendime küçük bir şöyle minyatür bir kıyafet diktim elimde. Siz de aynı şekilde ister tişörtünüzü, ister kendi kullandığınız bir bluzinizi size en iyi olan kıyafetiniz hangisi ise o kıyafetinizle bu modeli yapabilirsiniz. Tarif edeceğim modeli hangi kıyafetle yaparsanız yapın her türlü modeli ilk önce kendi bir ana kıyafetinizle başlayıp istediğiniz modeli üstünde uygulayabilirsiniz. Şimdi hadi gelin nasıl yapacağımızın tarifini vereyim. Ön kalıbımız yani ön bedenimizi bakın ön bedenimizi ilk önce şöyle çeviriyorum. Omuzlarını birleştiriyorum. Bu sizin elinizde şu an kendi kıyafetiniz. Kendi kıyafetinizde aynı şekilde yapıyorsunuz. Omuzları omuzlara birleştirip iğneliyorsunuz. Kolunuzun altını birbirine birleştirip iğneliyorsunuz ve iki katlı bakın iki katlı kumaşın dikişsiz olan yani birleşik olmayan yerine kol kısmını koyuyorum. Kol kısmı tarafından. Buradan dikiş payı veriyorum. Dikiş paysız hiçbir kıyafeti asla kesmeyin. Kesemezsiniz. Çünkü çizdiğimiz yer makinede dikiş yerimizdir. Pay yerimizde kaydırma yaptığımızda veya bir genişlik bolluk yaptığımızda bize faydası olan yerdir. Evet şimdi hemen kıyafetimin ön kısmını yandan kendime bir dikiş payı bırakarak yandan hemen şöyle kol kısmını işaretliyorum. Bakın şöyle kol kısmı. Kolda ön kolda biraz arka koldan hafif içeride çizilir. Omuz kısmımı işaretliyorum. Bakın şöyle omuz kısmımı hemen şöyle çeviriyorum. Ben bunu kol çizmeyi ayrı bir videoda kol takmayı kanalımda gösterdim. Eğer ki kanalımda ilk kez benimle karşılaşan arkadaşım kol takma videom, kol çizme videom, kol dikme videom hepsi ayrı ayrı bulunmakta. Hepsini yapa, izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi bu kıyafette yarıdan sonrasında bir dikiş ve ayrıyetten bir parça kullanılmış. Bu yüzden bakın böyle çizip de görerek de yapabilirsiniz. Elbisenizi omuz kısmından omuz kısmından şöyle katlayıp omuzdan 2 santim 3 santim içeriye girelim bakın omuzunuz 12 santim ise 8 santim bırakın 8 santim bir 4 santimi içeriye bakın kıyafetinizin 4 santimini şöyle içeriye kıvırın kıyafetinizin şu şekilde dümdüz dümdüz bakın şurada kaydırma yaptım şöyle bir ayarlayalım şurayı hemen ayarlıyorum evet şimdi bakın 8 santimini omuzu 12 ise 10 ise yine bu tarafta bir 3 veya 4 santim omuzunuzdan bırakacaksınız. Şöyle içeriye kıvırdım. Bunu kıyafetsiz de çizilebilir ama kıyafetle pratik şekilde yapmanız için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bakın şöyle öndeki yerimizde çizdik. Şimdi buraya kadar tamam. Elimize mezunumuzu alıyoruz. Şimdi omzumuzdan bakın omzumuzdan dize kadar bu kıyafet dize kadar yarı yarıdan sonra da ayrı bir parça kullanılmış. Şimdi dize kadar işaretliyorum. Bakın burası benim dize kadar yerim. Dizden sonra kendi ana boyum nereye kadar yapacaksam biliyeme kadar yapacaksanız. Evet kameranın aşağı kısmını şöyle ayarladım. Boyumuzu şimdi burası dizimize kadar yani e, diz e, hizasında bırakabilirsiniz. Diz üstünde bırakabilirsiniz o kısmı. Sonra ayak bileğinize kadar mı istiyorsunuz? Nereye kadar istiyorsanız bakın nereye kadar istiyorsanız hemen şöyle işaretledim. Şimdi işaretlediğim yerden sonra bakın şu payı 10 santimi 10 santimi bakın aldığım 10 santimi şöyle tekrar biraz daha yaklaştırayım Evet 10 santimi şu 10 santim unutmuyorum bakın Burası benim için önemli bunu tekrar yapacağım Çünkü şu 10 santimi burayı iyi takip edin burada bir dikiş payı bırakıp bu parça ayrı olacak sonra aşağıda tekrar o 10 santimi ayrı bir parça bakın ayrı bir o 10 santimi ayrı bir parçayı çiziyorum bakın şimdi o ayrı bir parçayı tekrar şöyle çiziyorum bakın bu dizime kadar yapmıştım şöyle tekrar tarif ediyorum bakın burası dizime kadardı sonra ayak bileğim nereye kadar istiyorsan boyumu buldum şu arayı şu arayı hemen bu arayı ölçüyorum 10 santim 10 santim bunu aşağıda tekrar ikinci bir parça olarak 10 santimime ayarlıyorum. Bakın bu bir 10 santim ayrı bir parça. Bunu ayrı keseceğim. Bunu ayrı keseceğim. Burada bir dikiş işlemi var. O yüzden hemen buna ayrı bir dikiş payı koyuyorum. Bu keseceğim parçaya da bir dikiş payı koyuyorum. Bakın bu parçanın dikiş payı ayrı olacak. Neden? Şimdi gelelim. Şimdi burası bu parçanın şöyle bununla beraber aynı Buradan sonrası bakın neyi göstereceğim? Bu parçamızın şu kısmı, şu kalan kısmınız. 8'den sonra omuzdan verdiğiniz öne kadar 5 santimi 5 santimi bu parçaya bakın bu parçaya şimdi şöyle şurayı tekrar göstereyim tam görünmemiş videomu geri almıştım omuzdan 8 santimden sonra 4 santim omuzda bırakmıştınız o 4 santimden öne kadar bakın ön kısma kaç santim kaldıysa parçanın genişliği o kadar olacak. Şimdi benim 5 santim. Ben ne yaptım? Şuradan 8 santim omuzu bıraktım. 4 santimden sonra benim ön kısmım 5 santim. Parçam 5. Şimdi aşağıya iniyorum. Bu parçamın genişliği dönecek olan yeri 5 santim. Bakın 5 santim yani şuradan döneceğim. Şu şekilde şu arayı 5 santim yapmak zorundayım. Hemen şu aşağıya iniyorum. Bakın bu 5 santim fazlalığımı buraya çiziyorum. 5 santim fazlalığımı bu parçama 10 santim aşağı boyumdu. 5 santimde fazlalık payımı çiziyorum. Şimdi öne dönecek yerim. Dikiş payımı da hesaba katıyorum. Çünkü burada da bir dikiş payı olacağı için. Şuna da dikiş payı koyuyorum. Bakın buna da bir dikiş payı koyuyorum. Şimdi geliyoruz yukarı kısmı ilk önce keselim ayırmaya. Evet şimdi yukarı kısmı şöyle bir ayıralım. Hemen paylı bir şekilde payımı kesiyorum. Dikiş payı önde de veriyorum. Burası dikiş makinede dikeceğim yer. Kolumda da bir paylı bir şekilde kesiyorum. Omuzda da aynı dikiş payını vermeyi unutmuyorum. Şimdi parçamın işaretliyorum. Bakın buralarda ters kısmı. Tersleri. Bu da tersi. Karıştırmamanız için bunu mutlaka yapın. Bu sizin için iyi olur. Şöyle. iyice ayarlayayım. Şimdi bakın. Buraya bunu koyduk bunu da buraya koyduk burası şimdi ikinci parça böyle ön kısmına ikisinin de dikilecek ve şu parçayı şimdi parçam daha rahat görünsün istediğim için kameraya doğru ayarladık şimdi bakın buradan şimdi 10 santimden sonra bakın şu ön kısmımızda şu kısım bakın şöyle düşünün şöyle buradan sonra şöyle hafif yuvarlıyorum Şimdi yuvarlıyorum. Buranın uzunluğunu nasıl ölçeceğim? Şimdi onu da göstereyim. Şuradan daha iyi anlarsınız. Şöyle. Şimdi buradan sonra buradan sonra bakın buradan sonra omuzdan üst kısmı nasıl ölçeceğimi şimdi size gösteriyorum. Arkayı çeviriyorum kıyafetimin arka kısmını. Arka kısmını çeviriyorum. Omuzları birbirine birleştiriyorum. Blüzimin arka kısmını, omuzları birleştiriyorum. Buradaki santim aralığı, bakın mezroyla. Buradaki santim aralığını 8 santimden yapmıştım. Onu hesaba tüm değil, bakın omuzun tümünden değil. Yaptığım yerden arka ortamın aralığını buluyorum. 5 santim, yani 5 santim yukarıya, 5 santim yukarıya şöyle bu parçamı Şimdi aşağıda benim dikiş payım da olacak. Şöyle aşağıya indireyim. 5 santimi işaretliyorum. Bakın 5 santime kadar. Yani bu kumaşımın sonuna kadar bunu buradaki omuzu tekrar gösteriyorum. Bakın omuzları birbirine koyuyorsunuz. Omuzdan sonraki şu ara kısmı ölçüyorsunuz. Omuzda döndüğünde iki parça arkada omuzda birleşecek. Şimdi bunu ben bir şal yakada da göstermiştim. Şimdi hemen bu kısmı da çiziyorum. Ben küçük yapıyorum. Bakın bu genişlik fazla olabilir. Parçayı biraz geniş tutun. Biraz geniş tuttuktan sonra da hani kıvırma paylarınız olacak. Dikiş payları olacak. Şu parçanın enini biraz fazla tutabilirsiniz. Bu pratik olduğu için şu an size küçük gelebilir. Asla buna göre hareket etmeyin. Hemen şurada şu yuvarlağımızı alıyorum. Çizdiğim yerden yine bir payımı bırakıyorum. Şunları alalım. Alttan da aynı şekilde bakın. Paylı asla tekrar tekrar söylüyorum. Yaptığınız her parçayı paysız asla kesmeyin. Hafif biraz daha büyük olsun diye. Belki gözünüze küçük gelebilir. Şöyle büyütelim. Payını biraz fazla yapalım. Gördüğünüz gibi parçamız. Şu an bu parçamız da hazır. Şimdi bunu kesmiş olduğumuz parçalara. Evet bakın bu parçanızı da karıştırmamak için aynı şekilde şimdi buna da tersi diye yazalım. Hani birbirine karıştırmamanız için. Şimdi bu model çünkü biraz karışık gelebilir. Şimdi buradan sonra iyi takip edin. Şimdi parçamı alıyorum. Hadi gelin şimdi parçalarımızı yerleştirmeye. Ne demiştik? Tersten değil. Bu parçaların ön kısmını düzden yerleştireceğimiz için şimdi bakın burası ters kısımlarımız. Bunları düze çeviriyorum. Parçalarımı düze çeviriyorum. Şimdi parçalarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Bakın buraya çok dikkat edin. Burada yapacağım işlemde adım adım tekrar tekrar mutlaka videonun bu kısmını çok iyi izleyin. Bana Instagram ve Facebook adresinden de ulaşıp takıldığınız yerlere sorabilirsiniz. Parçamın bu tarafından başlıyorum. Şimdi parçamın bu da düzü. Bunlar da düzü. Bu düzden yerleştirilir. Arkadan yerleştirme işlemi yapılamaz. Şimdi parçamın ilk önce şu kısmını kıvırıyorum. Makinada buraya o tutturmadan önce iğnelediğim yerleri bakın şu iğnelediğim yeri burayı kıvırıyorum. Makinede ilk önce dikiyorum. Evet tekrar gösteriyorum bakın. Burası yerleştireceğimiz yer. Burası yerleşmiyor. Burada bir cep oluşuyor. Buradaki cep oluşuyor ve arkayla bakın şu kısım arkayla dikişe girecek. Yani arka yerleşecek yandan girecek. Burada bir cep oluşacak bu kısım şöyle şöyle bir şekilde dikişi kendi başına yapılıyor böyle duruyor şimdi bakın burayı makinede dikmiyorum ben şu an pratik gösteriyorum kanalımda birçok dikiş adım adım tariflerim var dikiş öğrettim o tariflerimi izlerseniz dikişte nasıl bir şekilde dikiş dikileceğini öğrenebilirsiniz benim amacım şimdi burada model göstermek olduğu için ben şu an burayı bırakıyorum şimdi bakın Karşı taraf, burayı çok iyi takip edin. Karşı taraf, aynı bakın parçanın aynı yeri işaretlediğimiz şu kısım parçanın karşı tarafına, karşı tarafına geliyorum. Şimdi alt kısmın, bu e, modelde şöyle biraz çapraz durmuş. Biraz isterseniz çapraz bırakın, ben çapraz bırakmamışım, düz inmişim. İster yuvarlak da kesebilirsiniz. Şöyle biraz çaprazdan döneyim ki modeli hem andırsın. Bana Instagram ve Facebook adreslerimden bu modelleri gönderiyorlar. Bu resimler gönderiliyor. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi yarıya kadar, bakın şu kısma kadar, çizdiğimiz yere kadar iğneledim. Buradan sonra çeviriyorum ters kısmını. Ters kısmından o işaretlediğim yerden, işaretlediğim yerden hemen buradan iğneliyorum. Bakın şöyle ön kısmı ön kısmını karşı tarafla birleşiyor. Aslında modeli gönderen arkadaşlara bunu çizerek anlatmaya çalıştım. Ama tabii ki e, yine de insan e, görmek istiyor. Arkadaşlar rica ettiler dikerek gösterseniz iyi olur diye. Ben de bütün benim güzel takipçilerimin gönlünü hiç kırmıyorum. Elimden geldiği kadar her istediklerini yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi ben pratik dikiş öğretiyorum. Benimle bu videoda karşılaştıysanız pantolonun çizimi, kesimi, pançonun çizimi, kesimi, yakanın çizimi, kesimi hepsi kanalımda 300'e aşkın videomla bulunmakta. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız lütfen tercihim ilk videomu izlemenizdir. Şimdi ne yaptık? Bakın çevirince göreceksiniz. Şimdi evet orayı da içten oraya kadar diktiniz. Bakın ilk önce şu kısmı dikiyorsunuz. Sonra çevirip içeriden iç kısmı dikiyoruz. Şimdi karşıya koyalım. Şimdi göreceksiniz bakın. Evet. Parçamız şu şekilde oluştu. Şimdi ikinci parçamızı aynı şekilde alıyorum. Bakın aynı şekilde ikinci parçamı alıyorum elime. Aynı şekilde düzünü, düz kısmını çevirerek Kumaşımda benim bir model çizimi kalmış burayı dikkate almayın. Küçük pratik kumaşlar elime tedarikte bulunmaya çalışıyorum. Şimdi bunun da aynı şekilde ön kısmını, bu kısmını şöyle çeviriyorum. Bu kısmını aynı şekilde makinede çeviriyorsunuz, dikiyorsunuz. Dediğim gibi hemen pratik bir şekilde gösterdim için dikmeden videomu bu şekilde kapatacağım. Bazen çok uzun oldu diyenler oluyor. Tabii ki çok uzun olan, dikiş bilgisi olan arkadaşlar bunu söylüyorlar. Farkındayım. Ama beni o kadar çok böyle dikişe yeni başlayan, yeni yeni adım adım öğrenen takipçilerim var ki onlara da kırmamak adına biraz bazen uzun videolarım oluşabiliyor. Arkadaşlar herkesin gönlünü yapmak çok zor. Buna emin olun. Yanlış anlamayın. İsteriz ki hepinizin aynı anda gönlü olsun. Ama bazen altına yazıların baktığınızda biriniz uzun, biriniz biz çok memnunuz. Keşke hep böyle anlatsanız diyorsunuz. O yüzden birbirimize saygımız olsun. Uzun diyen arkadaşlar kısa videolardan anlamayan arkadaşlara biraz saygılı gösterirlerse çok iyi olur. Evet şimdi bakın aynı şekilde ne yapıyorduk bakın burada bunu biraz uzun yapıp içeride cep de bırakabilirsiniz hiç sorun değil bakın şimdi bunu da şurayı ben şuraya bir iğneleyeyim ki çıkmasın burası arka geldiği zaman çünkü arka ile dikişe bağlanacak şimdi aynı şey çapraz bunu da çapraz yapmışlar diye hadi biz de çapraz yapalım şu şekilde burayı da aynı yarıya kadar bakın yarıya kadar şuradan sonrasını dikmiyorsunuz. Buraya kadar dikiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bakın şuraya kadar dikiyorsunuz. Şöyle buraya bırakıyorsunuz. Sonra bunu aynı şekilde karşı tarafa çeviriyorsunuz. Bakın aynı o çizdiğiniz yerden başlıyorsunuz. Şöyle bunu da buraya çevirip buraya iğneliyoruz. İnşallah memnun kalır ve tarifimi anlarsınız. Elimden geldiğim kadarıyla adım adım tarif etmeye çalışıyorum. Herkese yardım etmeye çalışıyorum. İnanın Instagram ve Facebook adreslerimin mesaj bölümünden bazen gece yarılığına kadar makina bile tamir edebiliyoruz karşılıklı. Gönülden yapıyorum. Elimden geldiği kadar herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen yetişemediğim anlar olabiliyor. Ama herkese bazen mesaj yerinden oradan çiziyorum. Oradan küçük böyle videolar çekiyorum. Oradan yardımcı oluyorum. Herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, bakın şimdi fazlalığımız da yukarıda kaldı. Bunu da omuzda birleşecek. Şimdi gördüğünüz gibi bu yarıdan da burayı dikiyorsunuz. Şimdi çeviriyorum. Bunu da çeviriyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi aşağı kısım Dediğim gibi aşağı kısmı şöyle biraz çapraz bırakılmış. İstiyorsanız siz çapraz da bırakabilirsiniz. Omuzlar. Evet, gördüğünüz gibi omuzları da omuzdaki fazlalığı da bu şekilde omuzdaki fazlalığı da ne yapıyoruz? Ense kısmımız. Burayı da dikiyoruz. Burayı da birleştiriyorum. Evet, bugün iğneyle göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi bu modelimizde bu şekilde bu tabi boyundan böyle çevrildiği zaman daha farklı duracaktır. Şimdi bir de ister istemez iğneli. Bakın modelimiz karşılıklı bu şekilde yerleşiyor. Bugün de bu modelin nasıl yapıldığının tarifini vermeye çalıştım. Arkasını göstermiyorum. Çünkü arka kısım düz kesilmiş. Beden kalıplarım beden arka çizim dikimlerim kanalımda bulunmakta arkayı da şöyle düşünün. Arkayı ben şimdi şöyle elime bir tane elimdekilerden şöyle tarif edeyim. Arkayı da alıp getirdiğinizde arka kısmı bu şekilde buraya bakın arkada arka Dikildiğinde şu yandan burası da bu şekilde arada kalmış olacak. Ben sadece ön modeli göstermeye çalıştım. Önü keserken ben düz kesmişim. Dediğim gibi siz şöyle şunu daha çapraz da kesebilir, yuvarlak da kesebilirsiniz. Ama şu öndeki birleşimleri bu şekilde yapılıyor. Beni Instagram'dan takip eden güzel takipçilerim. Siz istediniz, ben bu modeli sizlere tarif etmeye çalıştım. İnşallah hepinizin gönlünü yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hepinize yardım etmeye çalışıyorum. Evinizde oturduğunuz yerden, kursa gitmeden, belki gidecek imkanı olmadan, çocukları olup kursa gidemeyen arkadaşlara elimden geldiğince dikiş öğretmeye çalışıyorum. Kanalımdaki bütün videolarımı tek tek inceleyin, izleyin hepsinde adım adım makine tariflerim, masura tariflerim, ip takma tariflerim, yaka tariflerim, çocuk kıyafeti tariflerim hepsi bulunmakta. Kanalımda videoların altındaki Nur'un Dikişevi yazan küçük amleme basıp benim kendi sayfam açılıyor oraya girdikten sonra yukarıda videolar yazısı var. Oraya basın tüm videolarımın hepsini görebilirsiniz. Beni takip edin ve istediğiniz modelleri takıldığınız yerleri Instagram ve Facebook adreslerimden de bana mesaj yerinden sorun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nur'un dikiş evinde dikiş öğrenmeye devam edin.